Ben Ergin Külünk, inşaat mühendisiyim. 69 yaşındayım. 64 senedir okuyorum ve çalışıyorum. Bugün burada İnanç Şirketler grubumuzun geleneksel olarak tertiplemiş olduğu salı toplantılarında kuru fasulye ve pilava kaşık sallayacağız inşallah. Ve hemen akabinde de şirketler grubumuzun çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi olan Büyükçamlıca Camii ile alakalı kısa notlar ve bilgiler arz edeceğim. Yemeğimize, kaşık sallamamıza iştirak edecek değerli dostlarımızla. Biz dış ticaret hizmetlerinde hizmet veren bir grubuz. Uluslararası nakliye, uçak, hava ve deniz taşımacılığı, gümrükleme hizmetleri, antrepo hizmetleri yapan bir firmayız. Ama sosyal sorumluluk anlamında ciddi işler yaptığımıza inanıyoruz. İşte arama kurtarma ve alakalı İGAKED yine çok özel bir kuruluşumuz var. Tamamen kendi bünyemizde oluşturduğumuz, profesyonel hale getirdiğimiz arkadaşlarımızdan bu çalışmaları yapıyoruz. Ama bizim burada bulunuş amacımız Büyükçamlıca Camii ile alakalı bilgileri misafirlerimize aktarmak. Ya Rabbi, nefsimizin azmasından, aklımızın isyanından, kalbimizin zikirsizliğinden sana sığınıyoruz Allah'ım. Bizim dilimizi, aklımızı, ruhumuzu sen terbiye eyle Allah'ım. Sülbümüzden gelen neslimize senin sevgini, peygamberinin sevgisini, Kitab-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in sevgisini ver Allah'ım. Namazsızlıktan, oruçsuzluktan, zikirsizlikten, yalandan, dolandan, faizden, rüşvetten, içkiden, dedikodudan, gıybetten, zinadan ve fuhuştan ve her türlü haramlardan sana sığınıyoruz Allah'ım. Perşembe günü 5.8 şiddetinde depremle, ey benim kullarım, bak sizi sallıyorum, nefs muhasebenizi yapın, murakabenizi yapın, kendinize dönün, er veya geç bana döndürüleceksin, mealen bize söyledin Allah'ım. Algılamayı, anlamayı bizlere nasip eyle Allah'ım. El-Fatiha maassara var. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bütün işlerimize başlarız. Allah'ım, dünyaya ait yapacağımız her işten senin rızanı gözetmeyi ve bu doğrultuda sapmamayı bizlere nasip eyle. Şeytanın ve nefsimizin her türlü hile ve entrikalarına karşı iman gücümüzle bu entrikaları yenmeyi bizlere nasip eyle. Dünya nimetleri çok tatlı. Bu nimetlerin reddi ve inkarı mümkün değil. Çünkü Allah-u Teala bizleri bu dünyaya sadece ve sadece sınamak, imtihan etmek için gönderdi. O halde dünya nimetlerini reddedemeyiz. Hatta talep ederiz ama adil olmak kaydıyla helal talep etmek kaydıyla. Kul hakkıyla, kamu hakkıyla her birimiz mücadele etme cesaretini ve hünerini ve maharetini göstermek zorundayız. Bugün dünya genelinde yayınlanan istatistik rakamlara baktığımız zaman gördüğümüz şey, özet olarak rakamlarla konuşmaktan ziyade özet olarak gördüğümüz şey şudur. Bütün dünya, 7 milyar insanlık alemi, halklar sadece tek bir şey istiyor. Kim bizi yönetiyorsa, dünyayı kim yönetiyorsa seyirler aleminde, bizi yöneten adil olsun, zalim olmasın, baş tacı. Adil olsun, zalim olmasın, baş tacı. Kim diyor bunu? Afrikalı söylüyor, Asyalı söylüyor, Avrupalı söylüyor, Orta Doğulu söylüyor. Nerede bir garip kurabı varsa talebi budur. Başımızda zalim olmasın, zulmetmesin, adalette yükmesin. İnşallah Ömerleri, Osmanlılar hep böyle konuşurken söylüyoruz. Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali Kerim, onlara şöyle. Ebu Zer, Ammar bin Yasir, Hazreti Ayşe, Hazreti Fatma. Onlar kendi çağlarını yaşadılar. Altın bir
Geçmişin ruhuna. Erişebilir miyiz? Erişmemiz mümkün değil, sahabe. Ama yollarında olmak kaydıyla yürürüz. Allah bu yolda yürümeyi bizlere nasip eylese. Tekrar İnançlar, İnanç Kültür Eğitim Sosyal Yardımlaş Derneği'nin 155. komşu gününe hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burada güzel bir program da devam ediyor aynı zamanda. Her cuma günü üst katımızda cuma namazı kılınıyor. Mısırlı kardeşlerimiz, Mursi taraftarları hicret etmişler. Burada güzel bir dernekleri var. Yaklaşık 200'e yakın Mısırlı kardeşimiz cuma namazı kılıyor. Ben de arada sırada onlarla beraber namaz kılıyorum. Her hafta burada 200'e yakın poğaça, işte börek, lahmacun gibi ikramda bulunuyoruz Aydan'la beraber. Onu da bu komşu komşunun gülünden muhtaçtır projemize ilave ettik. Bugünkü konuşmacımız, programımızın konuşmacısı Ergin Turgut Külünk Bey, Çamlıca Camii Şerif Yaptırma Yaşatma Derneği'nin başkanı, İnanç Dış Sertifikatları Grubu'nda kurucusu ve üyesi. Kendileri inşaat mühendisidir. Sözü daha fazla uzatıp da vaktinizi almamak kaydıyla Ergin Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Sofranızı şenlendiririz. Teşekkür ederiz. Bir araya gelmenizin vesilesini üreten değerli Başkan Necdet Bey'e, Murat Bey'e teşekkür ediyorum. Ve çalışma arkadaşlarımızın emeklerine sağlık diyorum. 69 yaşındayım. Zannedersem içinizde en genç ben oluyorum. Son zamanlarda bu cümleyi fazlaca kullanır oldum. Çok mu yaşadım ne? Elhamdülillah. 64 senedir de çalışıyorum ve okuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi hamiliğini yapmış olduğu Büyük Çamlıca Camii'nin Yaptırmalı Yaşatma Derneği'nin acizane hizmet etmekteyim. Tabii ki yaklaşık 7 senedir gönüllü olarak bu hizmeti yapmaya gayret ediyorum. Bunun altyapısını hazırlayan değerli Başkan Necdet Bey'e, Murat Bey'e ve Metin Bey'e huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. Onlar bizim çorbamızı kaynatmaya vesile oluyorlar. Hasbelkader, karınca misali bu projeye hizmet etmeye biz gayret ediyoruz diye. Çamlıca Camii'nin hikayesini sizlere anlatmaya geçmeden önce şu hususu bilgi dağarcıklarınıza nakletmek istiyorum. Üzerinde yaşadığımız toprak, bereketin menbaı, medeniyetlerin beşiği Anadolu. Ve biz nice bedeller ödeyerek ecdadın bize bırakmış olduğu bu toprakları en azından muhafaza etmekle yükümlü olduğumuzun şuurunda olmaya gayret ediyoruz. Ve mutlaka bizden sonraki nesillere de değer anlamında bunun üzerine mutlaka bir şeyler katmakla mükellefiz, yükümlüyüz diyebiliyoruz. Anadolu'muzun batıya bakan en ucu Çamlıca, Üsküdar. Burada Rabbimizin lütfuyla bir ser inşa etmeye başladık ve bitirdik. Şükürler olsun. Tabii bu projedeki hiç tevazu göstermeden söyleyebileceğim bir cümle var. Onu mutlaka burada belirtmem lazım. Bu projede asrımızın ve insanımızın en önemli rahatsızlığı olan ben yok. Bu proje bir biz projesidir. Mimarından mühendisine, dernek çalışanından en kenardaki hizmet gören arkadaşımıza kadar yaklaşık gün geldi 500 kişi, gün geldi 1000 kişi, aileleriyle beraber 3000-4000 kişinin maddi ve manevi katkısı olan bir biz projesidir. Bir imece projesidir. Bir Karadeniz ağzıyla evlatlık projesidir. Bu yüzdendir ki
Çamlıca Camii çalışanlarının, inşaat çalışanlarının hiçbirisi benim projem demezler, bizim projemiz derler. Bu noktayı da belirtmek istiyorum. Tabii Çamlıca ve Çamlıca'nın Safar Tepesi bölümündeyiz. 268 rakamının tepedeyiz. Bu coğrafyanın sınır çizgilerinden birindeyiz. Boğaz'ın Anadolu yakasında ve batıya bakan en ucundayız. Fethi gören şehir olarak tarif ettiğimiz Üsküdar. Biliyorsunuz Üsküdar İstanbul'dan önce Müslüman. Yani biz Malazgirt'te 1071 ile Malazgirt'ten Anadolu'ya ayak bastıktan hemen sonra yaklaşık 1075 Bizans Taht çekişmelerini dikkate alan Selçuk Türkleri ilk kez tahta çıkışmaya yardım ettikleri Orhanes'in imparatorluğu ilerletmesiyle 1078'de yani Malazgirt'ten 7 sene sonra biz İstanbul'a ayak basmışız Üsküdar üzerinden. 268 rakamlı tepedeyiz. Anadolu'muzun batıya bakan en uzundayız. Burada bir eser inşa ettik Rabbimizin emriyle. Şükürler olsun. Değerli Hazır'ın bu coğrafyada asırlar boyu yaşayan kültürlerin bazıları tarihi görevlerini yaşadılar, yaptılar ve tarihteki yerlerini aldılar. Bazı kültürler ki ecdadımız bunların en başında gelmektedir. Yaşadılar, bıraktıklarıyla kendilerinden sonrakilerin yaşamasına yardımcı oldular. Hazreti Adem'den bu tarafa, bu topraklarda, ne mutlu bize tabii bunu hemen söylememiz lazım. Hazreti Adem'den bu tarafa bütün medeniyetlerin çıkmış olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Ve bu coğrafyanın en önemli bölümünde yaşıyoruz. Tabii iz bırakan medeniyetlerden en önemlilerinden ikisi Selçuklu ve Osmanlı medeniyetleri. Konuşmamıza vesile olan, sebep olan Çamlıca olduğu için bu açıdan bakıyorum. Mimari anlamda çok özel baş tacı eserler yaptılar. Şah eserler yaptılar. Ve bin küsür senedir ayakta duran, ayakta durmakla kalmayıp hizmet vermeye devam eden eserler bıraktılar. Biraz serde eskicilik olduğu için dostlarımız ve arkadaşlarımız sağda solda gezerken eski bir şey gördükleri zaman kapılarına geliyoruz. Bu çok sevindirici bir durum. Geçen gün Usta Sinan'ın çok önemli bir eserinden bir merdiven parçası bana hediye geldi. 500 küsür senelik bir merdiven parçası çöpe atılmış. Tabii ki restorasyon mantığında çöp olan bazı kısımlarda var. O çöplerden bir parçası da bize nasip oldu. Daha ötesini söyleyeyim, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Cennet Mekan'ın şahi topunu döktüğü Demirköy'ü bilir misiniz? Buraya çok yakın. Binada Demirköy. Burada, Trakya'da. Evet. Demirköy'de ki haddehaneler şu anda restore ediliyor. Kırklareli Valimiz sağ olsun çok duyarlıdır beyefendi. Restore edilmesine önemli oldu. Restore ediliyor. Oradan da küçük bir tuğla parçası yine çöpten çıkmış. Arşivime girdi. Şükürler olsun. Tabii Çamlıca'ya yapmış olduğumuz eserle ilgili mimari açıdan, estetik açıdan, sosyo-kültürel açıdan çok etraflıca çalışmalar, incelemeler yaptık. Yani 2012 senesinde, tabii hikayemizin başlangıcını da burada tarihe mal etmem adına aktarmam lazım. 2012 senesinin 29 Mayıs'ında şu anda Cumhurbaşkanımız, dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin Üsküdar Kandilli Geleneksel El Sanatları Merkezi'nin açılış merasiminde konuşmasının bir bölümünde Çamlıca'ya da büyük bir cami yapacağız cümlesiyle kamuoyumuz, insanımız bu projeden haberdar oldu. Tabii o 29 Mayıs 2012
12'den biraz daha öncesi var. Nesi var? Diğer tespiti, arazinin zeminlerinde çalışmaların yapılması, teknik dönem çalışmalarının bitirilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Çamlıca Tepesi'ndeki 400 dönümlük araziyi özel proje alanı ilan ederek, bunun içerisindeki 57 dönümlük kısmı da ibadethane arazisi olarak tahsetti. Ve biz, derneğimiz, gerekli isimleri, vilayet, diyanet, kaymakamlık vesaire isimleri alarak burada cami yapma ruhsatını, iznini aldık. Bu izinle beraber çok hızlıca bir şekilde bir yarışma programına girdik. İstedik ki Cumhuriyet Türkiye'sinde yaşayan her bir mimarımızın iştirak edebileceği, sadece bizim sınırlarımızdan kayıp olmak üzere iştirak edebilecekleri bir yarışma açalım. Ve yarışmayı açtık. 62 eser yarışmaya iştirak etti. 62 eser içerisinden de tayin ettiğimiz jürinin teknik olarak biraz kısa olmasına rağmen süreyi çok iyi değerlendirerek neticesinde şu anda yapmış olduğumuz projenin içinde olduğu birkaç eseri ise önerdi. Tabii biz yarışmaya çıkarken bölgenin topografik yapısına uygun olması artı Avrupa yakasındaki tarihi silüeti Anadolu yakasına taşıma gibi bir işlevi de yüklensin diye klasik bir cami istedik. Yarışma şartımız oydu. Yarışmamıza buna rağmen modern çalışmalar da geldi. Çok keyifli modern projeler de geldi tabii. Ama biz yarışma şartımızda sabit kalmak zorundaydık ve Selçuklu çizgilerini de barındıran bir Osmanlı mimarisinin devamı olmasını düşlediğimiz, Rabbim lütfetti bu düşü de hayata geçirdik, bir cami projesi olmasının şartnamemizde dikkatli olarak sergilemiştik. Tabii bu proje bir bağış projesidir. Bunu mutlaka belirtmemiz lazım. Biraz sonra sizlere bağışla ilgili bir küçük hikaye isterseniz nakletmeye gayret ederim. Ülkemizde yaşayan insanların bireysel ve kurumsal katkılarıyla tabii ki biz bu projeyi 50 lirayla, 100 lirayla, 1000 lirayla yapmadık. Çok büyük rakamlarla yapmadık. Ama şunu da çok rahatlıkla ve keyifle söylüyoruz. Yaklaşık 350 bin metrekarelik bir inşaat gerçekleştirdik. İnşaat diye konuşuyorum. Bu ölçüde bir inşaatın dünya ölçeğinde yaklaşık 5'te 1, 6'da 1 maliyetinde yapıyoruz. Türkiye ölçeğinde de yaklaşık 3'te 1'e yakın bir maliyetle yapıyoruz. Bu tabii ki konuşmama başladığımız zamanki söylediğim cümlede gizli. Biz projesi. Biz projesi olduğu içindir bu bereket. İnsanlarda hiçbir şey yok. Bereket tamamen Rabbimiz. Tabii bu projeye maddi ve manevi yardımlarını hiç esirgemeden veren, bağışlayan insanımıza medyunu şükran olduğumuzu bir kere daha sizlerin vasıtasıyla ilan etmek istiyorum. Bu arada lafımın arasına girip soru sorabilirsiniz. Konuşmamızı interaktif de yapabiliriz. Ben sizlerin sorusu varsa soruyu alayım, yoksa konuşmama devam edeceğim. Soru? Peki, biraz soru üretelim. Buyurun. Abi, piyasada açık olmayan bir şey var. Yani maddi kaynaklar nereden geliyor, onlarla ilgili bir şey yaparsanız. Bizim projemiz... Şey var, yani hükümet fakir parasını oraya aktarıyor gibi böyle çok sosyal medyada şeyler var. Şimdi şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Projenin başından itibaren projeye hizmet veren engellik eden bir insan. Bernard Lincoln'ı tanıyanınız, bileniniz bilir. Ne dilekte bir aile olduğumuzu bilirsiniz. Ve projenin başından itibaren projenin yüzü olarak sadece bu fakir
gözüktü. Yani medyada benim dışında hiç kimse konuşmadı. Ve hemen hemen her konuşmamda da bunu özellikle üstüne basa basa söyledim. Bu proje bir biz projesidir. Hem imalatçılar anlamında, projeyi yöneten anlamında bir biz projesi, hem de projenin maddi boyutunu karşılamada bir biz projesi. Elbette ki bizim Türkiye'nin saygın iş adamlarından bağışlarımız var. Ama arazinin hazine tarafından tahsis edilmesinden öteye başka bir katkı yok. Bunu da çok rahatlıkla, büyük bir keyifle, büyük bir gönül huzuruyla. Çünkü konuşma, laf uçar yazık alır demiş eskiden. Şimdi laf uçar, video kalır oldu şimdi. Çünkü video çekim yapıyor. Bunu da çok rahatlıkla söylemiş oldum. Buyurun efendim. Şimdi sormak istediğim şu. Çamlıca Camisi bana göre İslam'ın ve Müslümanların simgesidir. Hele hele Canlıca tepesinde olması çok ayrı bir anlam taşıyor. Şimdi bizim camiamızın dışında sekiler kesimi buna karşı çıkması çok normal olandır. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ama bizimle birlikte aynı safta yıllarca mücadele verdiğimiz adını da zikretmek istiyorum. Çünkü kamuoyuna mal olmuştu, kamuoyunda tartışılmış. Milli görüşçüler bu camiye karşı çıkmaları acımasız iftiraların ötesinde daha acımasızca böyle sızlanmaları ve bunların psikolojisini ben merak ediyorum. Çünkü siz bunlara muhatap oldunuz. Bunların psikolojisini bize anlatabiliyor musunuz? Teşekkür ederim. Tabii ki bir proje yapılıyor. Projeyi teknik açıdan, sosyal açıdan, şu anda sizin bahsettiğiniz şahsiyet tarafından da siyasi açıdan tartışmalarda kullanıldılar, söylendiler. Biz cevap olarak yaptığımız işi söylüyoruz sadece. Onun dışındakiler siyasilerimizin karşılıklı olarak birbirleri verecekleri cevaptır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada gerekli cevapları vermiştir. Bizim cevabımız Ramazan ayında 70 bin insan burada sabah namazı kıldı. 70 bin kişi, resmi rakamdır bu, sabah namazı kıldı. Ve bugün artık rekorlar kıra kıra gidiyoruz. Yani Osmanlı tarihinde dahil olmak üzere en kalabalık cenazeyi kıldık, en kalabalık cumayı kıldık, en kalabalık sabah namazını kıldık. Aklınıza gelebilen hep enleri sayısal anlamda hepsini Çamlıca'da yaşadık. Ve toplumumuz bazı insanların karşı çıkmasına rağmen Çamlıca Camii'ni satın aldı sosyal olarak, sahiplendi. Bunu nereden biliyorsunuz? İşte bugün itibariyle, dün akşam itibariyle arkadaşlarımdan aldığım rakam 5 milyonun üzerinde insan 7 Mart 2019 tarihinden bu tarafa camimizi ve külliyemizi ziyaret etti. Saydınız mı? Tabii ki birebir sayma şansımız yok. Nereden çıkartıyoruz? Ayakkabı poşetinden çıkartıyoruz bu sayıyı. Kullanılan poşet ne kadar? Şu kadar. Ona göre biz bir rakam söylemeye gayret ediyoruz. Tabii Ergin Türük ve İnanç Grubu'nun bu projeye bakışı. Mevlamız Hayat Kitabımızın biliyorsunuz Tevbe Suresinin 18. ayetinde şöyle bir vaat var. Allah'ın mescitlerini ancak Allah ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler iman eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da kim Allah için bir ev inşa ederse, mescit yaparsa Allah da cennette onun için bir ev yapar diye buyurarak cami yapmanın hayatımızdaki yerini gösteriyor. Bizim grup olarak bu projeye bakışımız bu talebi yakalamaktır. Tabii ki inşallah buna layık oluruz. Şimdi projenin biraz da teknik bölümlerinden sizlere bahsetmeye gayret edeyim. Biraz karışık götüreceğim. 63 bin insan aynı anda burada namaz kılabiliyor. Bunu biraz sonra açacağım. 10 bin metrekarelik harem katına sahip.
4500 metrekarede iki kat mavi katımız var. Yani şöyle söyleyeyim, camimizin içinde 17.000 metrekare hazırlıyor. O kadar çok kullandık ki 4 ayda halımızı yıkamaktan karşı karşıya kaldık ve yıkattık. Şükür. Bu kirlendi de yıkandı. Niye kirlendi? İnsanlar geldiği için kirlendi. Tabii 7 Mart 2019 rekabet gecesi sabah namazında yaklaşık 50.000 kişiyle camimizi ibadete aldık. Bu o güne kadar görülmemiş bir rakamdı. Kapıda durup bütün aile bekleriniz de oradaydı. Kapıda durup insanların yüzündeki heyecanı seyrettik. O heyecan bu işin ne kadar doğru bir iş olduğunun ölçüsüydü, göstergesiydi. Ve 3 Mayıs 2019 günü de Sayın Cumhurbaşkanımızın iştirakleriyle resmi açılışımızı yaptık. Yaklaşık 50.000 kişinin katıldığı bir resmi açılıştı. Konferans salonumuz 1071 koltuğu olan bir konferans salonuna sahibiz. Yanında çok amaçlı salonlarımız var. Ve şu anda pazartesi ve perşembe günleri Üsküdar Müftülüğümüzün bayan vaizeleri eliyle pazartesi ve perşembe günleri konferanslar, seminerler, dersler yapılıyor. Dün sabah bir İhya Okuma dersi vardı Fatma Hoca'nın. 320 hanımefendi 2 saat boyunca hocayı dinlediler. Bu çok sevindirici bir rakam. Kütüphanemiz 3000 metrekarelik bir alanda kütüphanemizi yaptık. Özel olarak kütüphanemizden de bahsetmek istiyorum. Haziran ayında çalışmaya başladık. Haziran ayından bu tarafa yaklaşık 150 bin insan kütüphanemize girdi, kullandı ve çıktı. Şu anda 1000 küsur kitabımız sokakta, evlerde, ellerde emanet olarak verilmiş durumda. 2000'e yakın kütüphanemizin üyesi var. Bir numaralı üyemiz Sayın Cumhurbaşkanımız. Efendim söyleyeyim. Kütüphanemiz orta boy, orta büyüklükte bir kütüphane olma yolunda hızlıca yürüyor. Arkadaşlarımıza sormuştum. Yani bu küçük orta boy kütüphanelerdeki kitap sayısını 100 binden yukarıya büyük kütüphane oluyor. 100 binden aşağıya orta boy kütüphane oluyor. 100 bine kadar. Biz de 100 bine kadar yaklaşmaya gayret ediyoruz. Tabii içinizde pek kıymetli kitap sahibi arkadaşlarımız var. İnanıyorum ki her birinizin de kütüphanesi var. Şu an kütüphanemizin en büyük kitap, en çok sayısı anlamda en çok kitap bağışçısı bu fakir. 1200'e yakın kitabımı hediye etmiş durumdayım. Hala kütüphanemi tarıyorum, çıkartıyorum. Sizler de yazmış olduğunuz kitaplardan 3'er tane istiyorum. 2 tanesi kütüphane, 1 tanesi benim kütüphanem. Bunu da açık açık söyleyeyim. Gönderirseniz kütüphanemizin envanterine sokmuş oluruz. Sanat galerimiz var, 1500 metrekarelik. Aynı anda 3-4 sanatçımızın eserlerinin değiştirilebildiği bir salon. Bir müze yapıyoruz. Yani Büyükçamlıca Camisi, Külliyesi içerisinde sadece müze inşaatımız devam etmekte. Onun dışındaki bütün bölümleri hizmete artırsın. Müzede çok özel bir müze olduğu için Sayın Cumhurbaşkanımızın müsaadesiyle onu biraz uzattık. Çünkü Anadolu yakasında yapmış olduğumuz 11 bin metrekare müştemilatlarıyla beraber 15 bin metrekareyi geçen bir alandaki müze çalışmamız İslam Eserleri Müzesi ve Topkapı Sarayı'na bağlı bir müze. Biz müzede sadece dernek olarak ev sahipliği, fiziki ev sahipliği olarak yapacağız. Biliyorsunuz Topkapı Sarayı da şu anda Sayın Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı, Milli Saraylara bağlandı. Yani müzemiz Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın, Cumhurbaşkanımızın gölgesi altında Topkapı Sarayı'nın bir şubesi olarak çalışacak. Eserler seçilmiş durumda. Seçilen eserlere göre teşhir standları, teşhir üniteleri bir yandan yapılıyor, bir yandan inşaatı yapılıyor. Müze projemiz bir açıdan baktığınız zaman çok aykırı proje, modern teknolojiyi
bilgisayar ve onun türevlerini en iyi bir şekilde kullanan programlara dair ve bir tarih labirentinin, tarih türeline girmiş gibi olacaksınız. Bir tarihi serüveni yaşar olacaksınız müzenize girip çıktıktan sonra. Hem müze içerisindeki objelerin, eserlerin teknik özellikleri, tarihi özellikleri, hem dinimizin müzecilik anlamında insanlara verilebilecek özellikleri gibi çok ve çok özel eserlerin, tabii sakın çok özel eserler derken aklınıza kutsal emanetler gelmesin. Onlar toprak sarayıdır. Sosyal medyada Çamlıca Camii'nin şifreleri diye benim de bilmediğim, şimdi sizlerle bir kısmını paylaşacağım, birçok şifreyi ben de duydum. Bir kısmını burada tavsiye ederek sizlere aktaracağım. Efendim, şöyle yazmış meraklı arkadaşlarımız. İmanın altı şartını temsil eden altı minaresi var. Evet, altı minaremiz var. Altı minarenin dördü, Anadolu'ya adım attığımız 1071 yılında 107.1 metre yükseklikte. Minarelerde 16 şerefe var, 16 devlet kurduk. 72 metre yükseklikteki ana kubbe, bu topraklarda yaşayan 72 milleti simgeliyor. Bu bizim ifademiz. Camideki 5 normal kubbe, İslam'ın 5 şartını ifade ediyor. Camiye 5 şadırvanlı avluya 3 abidevi kapıyla giriliyor. Bunların toplamı 8 ediyor. 8 de cennet kapılarının sayısı. İki mekanda toplam 33 kubbe, tesbih, tahmid, tekbirin ayrı ayrı 33'er defa tekrarını belirtiyor. Bu benim değil, metnede yazan arkadaşların düşüncesi. Ana kubbenin kubbe dışı 54 metre olup 54 farzı gösteriyor. Bunu ben tavsiye ettim. Kubbe çapı 34 metre, İstanbul'u simgeliyor. Ana kubbe etrafındaki 4 yarım kubbe, Edirne-i Şerif'e 4 büyük halifeye, 4 büyük kitaba, 4 mesele ve 4 büyük meleğe atıf yapıyor diyorlar. Bir alttaki 12 yarım kubbe, İslam'ın tasvip ettiği 12 tasavvuf yolunu gösteriyor diyorlar. Aynalı pencereler, 28 tane diyor. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 28 peygambere izafe ediliyor diyorlar. Şimdi söyleyeceğim bizim düşüncemiz, Allah rahmet eylesin, Metin Balkanlı Hoca Efendi bilirsiniz, tanırsınız. Herhalde son dönemde hakkında en güzel hüsnü şehadette bulunan nadir insanlardan bir tanesiydi. Vefatından birkaç ay önce camimizi ziyarete geldi. Vefat etmesinden bir gün önce de görüştük. Geleceğim dedi fakat ömür yetmedi. Geldiği zaman avlumuzu gezdirdik, camimizi gezdirdik ve avlu taşlarından, avlu mermerlerinden birisini yerine yerleştirilmesine yardımcı oldu. O dedi ki kaç kişilik bu cami? 60 bin kişi dedi. Yok dedi, 63 yapalım bunu dedi. Ve o tarihten itibaren camimizin cemaat kapasitesi Metin Balkanlı Hoca'nın tavsiyesiyle 63 bin kişi olarak ilan ediyoruz. Tabii ki biz hadi safları sıklaştıralım dersek orada 100 bin insana namaz kıldırırız. Hadi dikkat garajı da buraya katarsak 200 bin insana namaz kıldırabiliriz. Yani cemaat, cenaze namazını kastetmiyorum. Belki milyonları kıldırabiliriz. Fetih Suresinin tamamını ana kubbeye yazdık. Ana kubbeyi taşıyan 4 temelimizde Fetih Suresinin tamamını paslanma seriften nano teknolojiyle ürettik. Altın rengini çevirdik. Ömür boyu renk kararması olmayacak şekilde. Ve belki çok özel bir çalışma. 1453 metrekarelik bir bayrak yaptırmak nasip oldu ve bunu da Çamlıca'da dalgalandırdık. Tabii geçen hafta bir deprem yaşadık. Deprem olduğu anda ofisindeydim Çamlıca'da. Şükürler olsun, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Fakat bu proje bir sivil savunma projesi anlamında baktığınız zaman 100 bin insanın aynı anda toplanabileceği bir proje. AFAD bununla alakalı olarak projeyi geldi yaptı. Şu anda AFAD proje külliyatında biz de yerimizi aldık. Soru var mı? Bu gelen turistlerle ilgili çalışmalar var mı? Mesela
İslamiyet anlatılacak görsel, yazılı bir şeyler yapılıyor mu düşünüyorum. Şimdi onunla ilgili bizim birkaç senedir dillendirdiğimiz cami gönüllüleri nedir? İki projemiz vardı. Biz küçücük gayretlerimizle ki burada 2-3 arkadaşımız var cami gönüllümüz. Cami açıldıktan sonra gönüllülük esasına dayalı caminin içerisinde hizmet vermeye başladık. Bir müddet sonra İstanbul Müftülüğümüz, Üsküdar Müftülüğümüz bu projeye sahip çıktılar. Bir cami gönüllüleri sertifika programı çalışması yapmaya başladılar. Cami gönüllüleri programının neticesinde bu işe talip olacak, görev alacak gönüllülerin içerisinde dil bilenlerin rehberlik yapmasını yönlendireceğiz. Bu bahsettiğiniz işi bu kapsamda değerlendireceğiz. Benim de Şanlıca Camii ile ilgili şöyle bir hatıram var. Benim babacığım emekli kankası boyu, Allah rahmet eylesin. Kırkayı Şerif Camii Şerif'in vakıf başkanı Muhittin Cesur, Necmettin Üçyıldız benim eski arkadaşlarım. Babam her Ramazan 1'de de mi işi gücü bırakırdı. Kırkayı Şerif Camii'nde para toplardı. Camiye yardım. Paraları toplardı. Bir de paraları toplayanları da disiplin altına alırdı. Bu güzelliği vardı. Şimdi bu mirası bizim büyük biraderimiz, abimiz Ergin Bey inşallah devam ettiriyor. Bir gün bir arkadaşım var Çavuşbaşı'nda. Necdet Efendi dedi, sana dedi bir şey söyleyeceğim. Buyur abi dedim, benden yaşlı 15 yaş büyük iş adamı idi. Oğlu şimdi devam ettiriyor. Buyur abi dedim. Ya dedi bu Çamlıca Camii'nin dedi bir minaresini ben yaptırmak istiyorum. Nasıl yapacağız acaba dedi. Ben dedim abi sen yeter ki iste. Zannedersem şimdi paralar nasıl geliyorum sorusunun cevabını ben de vereyim. Ergin Bey'e katkı olsun. Zannedersem 1,5 trilyon verdi. 1,5 trilyon dedi. Yani eski para trilyon, yeni para 1,5 trilyon. 1,5 trilyon verdi. Bir iş adamı. Yine bir gün bir kahvaltılı toplantı organize ettik. Aramızda 2-3 iş adamı arkadaşımız vardı. Bu arkadaşlardan bir tanesi dedi ki, biz de burada bir yardım etmek istiyoruz, nasıl yaparız? Burada dedim, para geldi demiyor. Ergin Bey biraz eksik söyledi. Ergin Bey orada görev yaparken biz kendisine dedik ki, buranın yemeğini yemeyeceksin, çayını içmeyeceksin. Yemeğini yersen, çayını içersen, çetelerini tutacaksın, bağış yapacaksın. Yani 7 yıldır bu uygulama devam ediyor. Her ne kadar oranın müteahhit firması Hasan Gülsoy Bey'in kazanı orada çalışanları için kaynıyorsa da bizim aile olarak ilkemiz orada yemek yedin, çay içtin, çetelini tut, parayı bir yere ver. Bu usulda devam ettik. Çok şükür bu akşamdan bugüne kadar geldik. Muhterem kardeşlerim, tabi emanetçilik güzel bir şey. Kendisine Ergin Bey bu görev bir cenaze namazı, bir kabristan dönüşü hasbelkader edilmiştir. Teyzemin oğlu Hasan Külün Bey'le beraber kabristandan dönerken Sayın Başbakan arabayla geçerken arabayı durduruyor, selamlaşıyorlar, merhabalaşıyorlar derken ya bizim böyle böyle bir projemiz var, bu projenin başına da seni düşünüyoruz. Araba otomobilin içerisinde oluyor. Sayın Başbakan otomobilin içinde, kendileri dışarıda ve görev kendisine bu şekilde tevdi ediliyor. İnşallah ailece ve İnanç Dış Ticaret Hizmetleri Grubu Murat Yavuz ortağında başta olmak üzere ailece yüzümüzün akıyla bu tarihi projeye hep beraber imza atmış olduk.